Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bazen içimden geçiyor ki, emekli olduğum şu yıllarda özellikle her şeyi bıraksam, altında tefsiri olan bir Kur'an-ı Kerim elime alsam ve hep onu okusam, üzerinde tefekkür etsem, Peygamberimizden bu zamana kadar geçen maziyi tefekkür, yerleri ve göklere tefekkür ve en önemlisi kendimi tefekkür. İyi taraflarım, kötü taraflarım, iyi huylarım, kötü huylarım, yapabildiklerim, yapamadıklarım, pişmanlıklarım, tövbe gerekenler, Rabbim vardır, lütfü kereminle oldu bunlar diyecek hususlar. Hep bunlarla meşgul olsam diyorum. Kur'an-ı Kerim çok zevkli, müthiş bir kitap. Bir zaman dedemizin arkadaşıymış, rahmetlinin yıllar sonra vefatından sonra duydum, Nedirli'de, Köseli'de Mühlim Hoca diye birisi varmış, ziyaretine gittik. Peygamberimizin bir tavsiyesi var ya, babanızın, dostlarının sevgisini, muhabbetini devam ettirin, iyi koruyun, yoksa Allah kalbinizdeki nurunu alır diye. O güzel insanı tanıyınca amcama dedim, sağ olsun katıldı rahmetli, beraber gitmiştik ziyaretine. Mülim Hoca, hilim sıfatına hakikaten mazhar olmuş bir mübarek insan. Evini sorduk, öğrendik. Buyurun oturun, şimdi gelir dediler. Aşağıda bir bahçesindeymiş. Aynen dedem gibi. Dedemin de bir bahçesi vardı. İçinden su çıkardı. Oraya giderdi. Göğlüğünü sular. Meyvelerini toplar. Onlardan bir şeyler yer. Akşam evine dönerdi. Cumadan cumaya köye çıkar. Namaz kılardı ahir ömründe. O mübarek böyle bahçesine gidermiş. Akşam gelirmiş. Gelir biraz sonra dediler. Demek ki biz ikindi vakti falan gitmişiz oraya. Geldi. Bir şey dikkatimi çekti tabii. Gözünün şu alt kabağı böyle dışına sarkmış. Kıpkırmızı. Gözleri de böyle kızarmış. Ama bu çağın göz kapağının tabi düşmesi gözünü hem büyükleştiriyor hem de o kıpkırmızılık, yani insana bir böyle dehşet de veriyor. Dedik, gözlerinizden rahatsızsınız. Tedavi oluyor musunuz? Bu nasıl oldu? Bana bir rahatsızlığı olmuyor şu anda dedi. O yüzden tedaviye gitmedim. Görüntüsü pek hoş değil ama ona da sabrediyorum dedi. Hayırdır, ne oldu gözünüze dedim. Dedi ki, müzekkin nüfus da Kur'an-ı Kerim okumanın faziletlerini okuyordum. O kadar övdü, o kadar övdü ki ben de Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. Başladıkça bırakamadım. Bıraktıkça zevkim arttı. Gece gündüz Kur'an okumaktan bırakamıyorum. Fakat gözlerim tahammül edemedi. Gözüm böyle dışına döndü kabağa diyor. Kendimden utandım. Dedem adına da sevindim. İnsanların böyle dostlarının olması ne güzellik. Allah bize de güzel dostlar eylesin. Dostlarımıza karşı da bizi güzel eylesin. Yarın ahirette bu güzellikleri paylaşacağız inşallah. Bunları söylememe sebep olan ayet-i kerimeler Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran suresinde 133 ile başlıyor. Beni derin duygulara sevk etti. Vesari'u, süratle koşunuz, çabuk davranınız, ila mağfiretin min Rabbikim, Rabbinizden bir mağfirete, bir bağışlanmaya. Kim muhtaç değil buna? Kusurunuzun üstü örtülecek, ahirette herkesten gizleyerek yaptığınız ama Allah'tan gizleyemediniz. Ah! Gözünüzün önüne konacak. hap yüreğim hap ama Allah onun üstünü örtecek, kimseye duyurmayacak ve bağışlayacak. Bu nasıl mümkün olur? İşte nasıl mümkün olursa ona koşun diyor. Öğrenin ve yapın. Hatta bazen öyle olur ki şunu hatırlıyor musun diye Allah seni hesaba çekerken soracak ahirette. Hatırlıyorum diyeceksin. Fakat bu esnada içinden geçecek ki öf bu ne ki, daha büyükleri var, utanç geride duruyor. Ya şimdi onu da bana sorarsa hatırlıyor musun diye ben ne yaparım diye korku ile beklerken Allah kapatıyor ama defterini, hadi seni bağışladım diyor. Ama benim daha, kes, deli misin sen ya? Allah affeylemiş, sen daha benim şöyle şöyle günahlarım var diyecek, akıllı. Allah bildiğini de yüzüne vurmuyor kolunu. Allah Allah. Mağfirete bakar mısınız? Bunun arkasından ne gelir? Ve cennet. Cennet gelir. Ve sari'u, süratle koşun diyor Allahu Teala. Birbirinizle yarışın ve herkesi önde, musabakada geçmeye bakın. Neye? İlâ mağfiretin min rabbikum ve cennetin, ve cennete süratle koşun. Arduha, o cennetin arzı es-semâvâtu vel arz, semavat ve yeryüzü kadardır. Yani arzı, genişliği, mekanı gökler kadar ve dünya kadar. Uiddet lil muttakîn, muttakiler için hazırlanmış. Bekliyor, oraya koşun diyor. Gaflet etmeyin. Kim bu muttakiler? Biz de öyle olalım da o cennete, o mağfirete koşup nail olalım. Açıklıyor Allahu Teala. 134. ayet-i kerime, Ali İmran. Ellezine, öyle insanlardır ki onlar yunfikûne, infak ederler. Harcarlar. Para harcarlar, mal harcarlar sevdiklerinden. Fisserrâ ve darrâ, böyle gizli gizli, fakirlikte de, zor günler, zarar günlerinde de. Daha vel kâzimînel gayz, gayz öfkesini yutan insanlar. Bollukta ve darlıkta infak ettikleri gibi on kadar zor olmasa da belki de arkasından geliyor, o kadar zor bir şey var. Vel kâzimînel gayz, öfkeyi yutanlar. Öfke, sinirlenmişsin, kanın yerinden zokluyor böyle, kalbin küt küt atıyor, burun deliklerinden soruyorsun, suratın pancar gibi kızarmış, öfkelenmişsin, kaşları çatmışsın, gözlerin açmış, sesin yükseliyor, bağırarak konuşuyorsun. Yani ona çok büyük bir zarar vermek istiyorsun içinden, dövmek istiyorsun, kötü söz söylemek istiyorsun, öfkelenmişsin. Belki de hak edecek bir iş yapmış. Ama Allah aklına geliyor. Öfkeyi yutuyorsun. Yardımcı olacak euzübillahimineşşeytanirracim sözünü söylüyorsun. Ayaktaysın, oturuyorsun. Oturuyorsan uzanıyorsun. Yenemiyorsan gidip bir abdest alıp soğuk suyla o harareti, o ateşi söndürüyorsun. Kolay mı? Değil. Nereden biliyorsun kolay olmadığını? Nereden bileceğim? Kendimden biliyorum. Bizim köyde bir komburboğda gemi vardı, rahmetli, çok fakir. Bir gün arkadaşlarına demiş ki, la helva çok tatlıymış. Nerede yedin demişler. Onun helva yemesini umuyorlar ya. Vallahi kuzu başta yediydi, ben de kağıdını yaladım demiş. Daha birisini öldürecek kadar belki öfkelenmedik ama çok öfkelendiğimiz oldu yani, Allah affeylesin. Öfke çok kötü bir huy. Geliriz ona neyse. Vel afine anin nas, insanları affedenler. Suç işlemiş sana karşı veya genele karşı, mümkünse affetmek, bir zarar vermeyecekse, faydalı olacaksa affetmek yani. Özellikle sana karşı yapılmışsa affetmek. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah güzel davrananları sever. Yani sana kötülük yapanlara üstelik bir de iyilik yap. İtfa billetihiye ahsen. En güzel şekilde o belayı def et. Bir de bakmışsın ki düşman bile olsa samimi bir dost olur. Utandır iyiliğinle ya. Zor ama başarırsan çok mutlu, çok güzelliklere sebep olur. Daha vellezine umuttakiler öyle insanlardır ki izafa alu fahişeden, çirkin bir iş yaptıkları zaman, yani özellikle cinsellikle alakalı bir kötü iş yaptıkları zaman, kaba saba sözler, işler yaptıkları zaman, evzalemu enfusehum ya da nefislerine zulmettikleri zaman, nefisine nasıl zulmeder bir insan, onu kötü kılacak ve ahirette ateşe atacak hususları yaparak kendine zulmeder. Zekarullah, işte o zaman Allah'ı zikrederler. Allah derler, elleri ayağa dökülür. O kötülüğü, zulmü, fuhşu bırakırlar. Estağfurû li zunûbihim, günahlarından ötürü istiğfar eder, tövbe ederler. Ben çok pişmanım Allah'ım yaptım. Söz veriyorum bir daha yapmayacağım. Beni bağışla derler. Bağışlar Allah. Ve men yagfiru zunûbe illallah. Allah'tan başka kim kulunu bağışlayabilir bütün günahlarıyla? Bağışlar. وَلَمْ يُسِرُّوا ısrar etmezler عَلَى مَا فَعَلُوا yaptıklarında. Hasbel beşer bir cahillik edip bir şey yaparlar ama ısrar etmezler. Allah akla gelince bırakırlar orada. وَهُمْ يَعْلَمُونَ bile bile. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu bizi böyle davranarak mağfirete ve cennete davet ediyoruz. Öfke ve infak. İnfaktan bahsettiğimiz sohbetlerimiz de oldu ama bugün öfkeden bahsedelim. Öfke, vel kâziminel gayz, öfkesini yutanlar diyor. Vel afine anin nas, insanları affedenler. Değerli kardeşlerim, öfke yutulmaz zannedersiniz, dağ gibi çünkü. Ama bir niyet edin, ağzınızı açın yutmak için, o da bir damla bal gibi ağzınıza küçülür girer ve aşağıya doğru yağ gibi kayar. Öyle bir lezzet alır, mutlu olursunuz ki. Öfke, kötü ahlakın en kötüsü, en korkunçlarından, en felaket getiren, en zararlı ziyanlarından bir tanesidir. Bir anlık öfkeyle insan katil bile olur. Kan davaları başlatır. Bir milleti harbe sokar. Yeryüzünün en mazlum, en muhtaç insanı, yetimleri bile kırar, incitebilir. Çünkü öfke aklı bürür. Öfke kalbi karartır. Öfke Allah'la insanın arasında bir perde olur. Öfkeli insan aklı selimle düşünemez. Kin der, intikam der, vurayım, kırayım der. Öfke musibettir. Öfke insanın tabiatında olabilir. Allah öyle dener bazı insanlarda, öfke vererek. Ama öfkeyle mücadele etme, öfkesini kontrol etme ve onu haydi bir şekilde hayra dönüştürme, iyile dönüştürme bir imtihandır. İnsan bunu da başarmalı. Hiç öfkeyi yaratmasaydı Allah daha mı iyi olurdu? Hayır. Öfkelenecek yerler var çünkü. Öfkesi olmayanın karnı arasın ya. Adam mı ki? Adamın dinine saldırılıyor, öfkelenmiyor. Irzına, namusuna saldırılıyor, öfkelenmiyor. Din kardeşlerine saldırılıyor, öfkelenmiyor. Düşmana, kendisine, kendine, dinine, tarihine, medeniyetine hakaret ediyor, tasallut ediyor, öfkelenmiyor. Kanlarsın öyle adamın, ne gereği var? Öfke insanı korumaya, savunmaya götürür. Öfkelenmeyen insan eşek gibi bir insandır. Vursan da, sövsen de, dövsen de hiç ırgalanmaz, umursamaz. Laubali bir insan. Ne gereği var böyle bir insan? Değerli kardeşlerim, her huy güzeldir. Allah'ın yarattığı her huy güzeldir. Yerinde kullanılır. Hayrul umuru evsatuha. İşlerin hayrı vasat olan, orta olanıdır. Öfke mesela bu tarafı aşırılığı tehevvür, sağa sola saldırganlık. Bu tarafı da hiç yokluğu, işte söyledik. Adamın dinine saldırıyorsun, susuyor. Irzına, namusuna saldırıyorsun, susuyor. Vatanına, milletine saldırıyorsun, susuyor. Lan bu adam mı bu? Bunun da gereği yok. Orta. İcap ettiği zaman öfkelenecek, icap ettiği zaman da öfkesini yutacak, Allah için affedecek. Bu güzel davranışı kim becerebilirse Allah Celle Celaluhu onu çok sever. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öfke kontrolünü Müslümanlara çok tavsiye ederdi. Leyse şedidü bis surra. Pehlivan hasmının sırtını yerine getiren değildir. Velakin o öfkelendiği an öfkesini tutan insandır. Öfkelendiği an öfkesini tutan insan, pehlivan, yiğit adam. Tarihe şöyle bir bakın. Öfke çok felaketler getirmiştir. Değerli kardeşlerim, o felaketlerden ders alıp affetmenin ne kadar selamet olduğunu, barış ve huzur, mutluluk getirdiğini artık görmemiz lazım. Ebu Derda radıyallahu anh Peygamberimize diyor ki bir gün, ya Resulallah, bana bir şey öğret ki onunla cennete gideyim. Peygamberimiz diyor, la tağzab, öfkelen. Öfkelen. Öfkelen desen onu yut. Öfkeyle hareket etme. Başka bir zat-ı muhterem Efendimiz diyor ki, ya Resulullah, çok şey belleyecek gücüm yok. Aklım zayıf. Bana saadetime sebep olacak bir şey öğret, ben onu yapayım. Onunla kurtulayım diyor. Peygamberimiz öfkelenme diyor. Çok hikmetli bir sözü yine Peygamberimizin. Öfkesini tutanın, öfkesini yutanın Allah aybını örter. Çünkü öfkelenirsen senin de aybın meydana çıkar. Öfkeyi yutamamak bizatihi ayıp. Onun ötesinde öfkeyle yapacağın nice kötü işler var. Onlar da ayıp. Yine hadis-i şerif buyuruyor. Allah katında onun rızasına nail olmaya vesile olacak en güzel iş kulun öfkesini yutmasıdır. Dediğini yapacak gücü ve kudreti elinden geldiği halde yapmayıp öfkesini yutmak. Bundan sevaplısı olmaz diyor Peygamberimiz. Değerli kardeşlerim, peygamberler, evliyalar, alimler, salih insanlar hep öfkesini yutarak güzel insan olmuşlardır yani. Başarılı olmuşlardır. Öfke kontrolü hakikaten büyük bir imtihandır. Bunu başaramayan insanlar perişan olurlar. Bir insan tanıyorum, rahmetli oldu. Bazen öfkelendiğim zaman aklıma geliyor. Tez öfkelenirdi, öfkesini tutamazdı. Fakat bu adam sabahlara kadar ibadet eder, ağlar, Allah der, zikreder. gündüz de tenhalarda uzlet halinde ama insanlardan ayrı yaşadığının vermiş olduğu bir vahşetin de mi etkisinde tez öfkelenirdi ve öfkelendiği zaman ağzından çok kötü laflar çıkardı. Öfkesi geçince de oturur hüngür hüngür ağlardı. Sabaha kadar çalışıyorum, defterime biraz iyilik yazdırıyorum, bir öfkeyle hepsini devirip döküyorum, olacak benim halim diye ağlardı ve ben ona çok acırdım. Hele öyle musibet insanlar var. Böyle insanları bilir, sırf öfkelendirmek için takılırlar. Bir de bu terbiyesizlik yok mu? Velhasıl söz uzattık değerli kardeşlerim. Öfkemizi kontrol etmeliyiz. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Öfkemizi kontrol edip de öfke yerine aklı selimle davransak düşman bile dost olur. Dünya hayatında da ahiret hayatında da çok büyük kazançlara vesile olur. Allah bunu yapacak sabrı, nefse hakimiyeti bizlere ihsan eylesin. Yardımcımız olsun. Hoşça kalın ve selam.